Herkese merhabalar arkadaşlar. E, nasılsınız falan böyle değişik bir video intro yapayım. Nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar umarım iyisinizdir falan işte seçimler oldu falan ne yaptınız mutlu musunuz falan böyle boş bir intro vereyim sonra direkt uzatmadan konuya gireyim. Şimdi e, arkadaşlar bugün değişik bir şey oldu diyeyim yani bugün olmadı da ben bugün yayınlıyorum videoyu ve bugün olacak sizin için velhasıl. Bugüne kadar normalde Diablo ıı, tarafında hikaye anlatıcılığı kısmında işte bir takım kitaplar çıkartıldı ve bu kitaplarla alakalı içerikler resmi bir sayfadan yayınlanmadı. Normalde kitaplar satıldı ve e, işte e, senin benim gibi içerik üreticileri tarafından tanıtımları yapıldı ya da işte alanlar alamayanlarla paylaştı falan filan vesaire vesaire ve işte bir takım lore sayfalarında adını sen söyle işte içeriğine dair küçük hintler verildi, küçük şeyler verildi ve bu şekilde işte insanlar kendi aralarında paylaşımları yaptı ama e Şöyle söyleyeyim ben tabii bu videoyu biraz geç yapıyorum e, çıktığında çünkü malumunuz çalışıyorum hafta içi falan filan şimdi 19 Mayıs'tayız tatil falan filan derken içeriği yapma imkanı buldum. Çünkü e, Diablo çok değişik bir şey yaptı dedim yani konuya girdim oraya bağlayayım. E, resmi sayfasından ilk defa bu tarz bir kitabın yani işte Book of Cain, Book of Adria, Book of Tyrael gibi kitaplardan birisi olan e, Book of Lorat'ı kendi resmi sayfasından içerik olarak paylaşmaya başladı parça parça. Ben e, inanıyorum ki illaki birebir e, bir içeriği yoktur ama e, bize genel kitabın içerisindeki e, hikayelerle alakalı net bir bilgi vereceğine e, inanıyorum. E, şimdi bu tabi neden önemli? Diablo 3'ün hikayesi sırasında e, biliyorsunuz Deckard Cain öldü. Diablo'nun böyle efsaneleşmiş, ikonikleşmiş karakterlerinden biri olan Deckard Gen bize aslında Diablo evreninin hikayesini anlatan karakterdi. Şimdi e, burası tabi boşluk olmuştu öldükten sonra. Burada bir boşluk oldu ama bu boşluğu Rotten kapatacağı belliydi. Çünkü Diablo 4'ün betasında kendisin, işte Horadrim olarak yerini aldı, işte son zaten kalan Horadrim e oydu. Malteal'ın e, işte o Black Soul çaldığı sırada e, Horadrim üyesi olarak orada duruyordu. Hatta işte e, material şey diyordu ona, kaç git ne falan mı bul gel falan filan. O arkadaş Lorat'tı işte. E, ve bu hikaye anlatıcılığı kısmını Lorat devralmış. Ve Diablo 4 de benim anladığım kadarıyla Blizzard yani Diablo ekibi, Diablo geliştirici ekibi şöyle bir şey yapmaya e, karar verdi. Hikayeyi en baştan anlatmaya karar verdiler. Çünkü e, işte Book of Lorat, Lorat'ın kitabı ve e, bölüm 1 e, yaratılış, creation ...kısmıyla bunu göreceğiz. Şimdi şöyle bir tekrar görsele gelelim. Bu bizim açılış görselimizde. Bu Koflorat'ın içindeki Diablo resmi sayfası paylaştıkça... ...ben de sizden buradan paylaşacağım. Şimdi videoyu beraber izleyeceğiz. Ben birebir şey yapmayacağım. Hani adını sana söyle... Aa işte böyle olmuş kesin işte net İngilizce çevirisi. Bu değil. ben anladığım kadarıyla size hani bunun Türkçesi ne ne değildir? Burada ne anlatmak istiyor? Onu paylaşacağım. Önemli bir not olduğu zaman orada kendi yorumlarımı yapacağım. Ee, sayfanın altına yani videonun altına da konuyla alakalı linki bırakacağım. İsteyen orijinalini oradan izleyebilir. Zaten Diablo'yu takip ediyorsunuz. Diablo resmi sayfasını da takip ediyorsunuz demektir. Oradan da net bir şekilde bulabilirsiniz. Şimdi o yüzden lafı uzatmayalım uzunca bir video başlayalım beraber izleyelim. Ee, dediğim gibi baştan sona bir izleyeceğim sonra işte yorum yapacağım değil başlayacağım ee, yorumluya yorumluya ee, gideceğiz. Şöyle YouTube şeyinden veriyorum böyle tam ekran vermek istemiyorum birebir böyle videoyu çakmış olmak da e, niyetinde değilim o yüzden e, saçmalıyorum. Şimdi. Şimdi Young Aynen. Scholar diye seslendiği kişi ya başka bir kişi bu arada ya da biziz. Ben biz olduğumuzu düşünmüyorum çünkü bize Scholar demesinin mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Scholar dedi işte Lorat'ın kendi mesela ya da işte Descartes'ten falan bahseder. Yani Scholar işte alim tam şeyi. Biz alim değiliz. Biz fılımız biz kahramanız. Ee, biz de olabiliriz. Yani şu an orada daha sonra işte konu işte biz konuyu merak eden bir gezgin olup daha sonra işte kahramanlaşabiliriz. E burada bir Skull'a sesleniyor ve videoda şu şekilde yani sen diye sana anlatıyor hikayeyi. öyle bir durum söz konusu. Lorat'sın öğrendiği kadarıyla şeytan <laughs> yenilemez, yok edilemez bir olgu. <laughs> İnsanoğlu güçsüz ve şeytan etkileyici diyelim ya da baştan çıkarıcı. Bir silah arıyorsun. Şöyle tekrar şey yapayım. Aynen. Ee, yükselen karanlığa karşı bir silah arıyorsun. Şimdi o da büyük ihtimalle bilgilik yani bilgi olarak lore şey. Aynen. Bilgilik. At least I can say it was not due to ignorance. For untold eons, an eternal conflict has raged between the demonic hordes of the burning hells. Bu e, eternal conflict'ten bahsediyor işte e, anlatılmayan dönemlerden beri başlayan falan diye girmek istemiyorum hikaye çünkü o benim işim değil o Lorat'ın işi. Anlatılmayan dönemlerden beri başlayan evet e, eternal conflict var. Biz buna sonsuz savaş demiştik daha önce bu kanalda. E, ve işte şeytanlar ve melekler arasında. The host of the high Scholars have spilled gallons of ink. E, alimler bununla alakalı işte çok yani tonlarca mürekkep harcadılar, yazdılar tarzında bir şey söylemek istiyor. Her şeyin başında Anu vardı. Bu cümleleri eğer benim videolarımı izlediyseniz arkadaşlar e, aşinasınız. Yani ben şimdi burada İngilizce bilmeyenler için söylemiş olayım konuyu. Her şeyin başında ano vardı. Her şeyin toplamı oydu. İyi ve kötü. Aydınlık ve karanlık. Fiziksel ve büyüsel. Eğlence ve üzgünlük. Tek olan. İşte içindeki kötülüğü dışarı atmak, ondan kurtulmak istedi. Bu ağaç onu simgeliyor şu anda ama e, kest ettiği kötülük öyle kolayca yok olmadı ve yedi kafalı bir yaratığa dönüştü, büyük kötü. Şimdi arkadaşlar buradaki görsel e, aslında çokça şeyden paylaşıyor. Bunu ağacın içine yedirmişler. Güzel de bir çalışma olmuş, onu söyleyebilirim. E, şurada biliyor musunuz, bilmiyorum, yani görebiliyor musunuz? Ayırt edebilir. Tahtamantin şeyini gösteriyor işte. Hani bir iki işte çeşitli kafalar var. Şuradaki şu alt yazıyı bir iki dakikalığına kapatayım. Şurada küçük bir oluşum var. O da anunun kendisi. The universe, as we know, came into burning aslında şey söylüyor hani bildiğimiz her şey işte cennet cehennem pandemonium falan e, bu kapışmanın sonucunda ortaya çıkacak Tatamant'ın e, bedeni diyelim ya da ölmüş bedeni ya da cesedi e, yedi büyük İblise dönüşüyor ee, ve kendi alemlerine sahip olan yedi büyük e, iblisten bahsediliyor. Bunların üç tanesi baskın e, evil'lar yani iblisler, şeytanlar, kötücüler ve prime evil yani büyük kötü olarak anılıyor. Şimdi bu üç karakter aslında burada ağacın içinde tekrar görünüyor. Mephisto, Baal ve Diablo'yu burada net bir şekilde görüyoruz. Bunların aslında bir arasında abi kardeş hiyerarşisi var. Neticede Mephisto en büyük kardeş, Baal ortanca kardeş ve Diablo aslında en küçük kardeş. Ama güç dengesi diye bir şey yok. Yani adını sen söyle. Hepsi aynı güçte, hepsi aynı güçsüzlükte. İşte en güçlüsü, en gadları bu diyemeyiz. Benim için ama Mephisto en fenası. Nefret'in e, iblisi Mephisto. Zeki ve cunning. cunning. Of Lucian, of Lucian Ama, ve Lilith'in babası. Bu arada e, Lilith'i artık Diablo 4 ile şey yapacağız yani Lilith kusacağız sağa sola. E, baktığın zaman işte aslında hikayede yani bu ne derler aile ağacında Mephisto'nun altında bir karakter. Lucian daha da tehlikeli bir e, figürdü. Lilith öne çıkıyor yani aslında şunu söylemek istiyorum Diablo 4 hype'ına giren arkadaşlara da şey böyle işte Lilith aslında çok da güçlü bir karakter değil moduna sokmak istemiyorum ama Lucian ve Mephisto varken e, Lilith'in esamesi okunmaz diyebilirim ama şu anda tabi elimizde kötü de kalmadı dördüncü oyundayız bağlı dövdük Diablo'yu dövdük Mephisto'yu dövdük Lucian zaten bizden önce yok oldu falan filan yani işte Lilith kaldı elimize gibi bir e, moda da girmek istemiyorum kesinlikle. Ee, güçlü bir karakter ama bilin diye de söylüyorum. Şuradan şunun sesini kapatayım. Ha. Bail, Lord of Destruction. Heh. Lord of Destruction, Corruptor of the Worldstone. Normalde Bale, Lord of Destruction yani sadece yıkımın iblisi olarak geçiyordu. Bu Corruptor of Worldstone, ...title'ı diyelim, ünvanlı. Yani. Ee... Dünyalar Taşı'nın yozlaştırıcısı şey Diablo ikiden sonra geliyor bu. Şey Lorat tabi bu hikayede işte Deckard'dan sonra geldiği için Bale'ı, Bale, Baal, Bale nasıl telaffuz etme hoşunuza gidiyorsa bu şekilde tanıyor Bağlı yani. The And Diablo, Lord of e Diablo terörün lordu. <laughs> Diablo will İnsanoğlu ne zaman ki karanlıktan korkmaya devam ettiği sürece Diablo en kötücül halinde olacak ve en Deckard Cain'e göre de en güçlü büyük iblis generali bu. Ve dört tane de küçük iblis var tabi. Aslında küçük denmesine bakmayın büyüklerden az şa kalır yanı yok diyor burada Lorat. Ee, ve evet gerçekten lesser evils yani küçük iblisler olarak adlandırılıyor ama o kadar da güçsüz ve küçük değiller. Ki dediğim gibi benim sayfayı takip edenler e, bilecek günah savaşı muhabbetlerini. E, vakti zamanında 3 büyük iblis generalini cehennemden atabilmişler. Öyle de büyük bir güce sahipler. <laughs> Blyle, yalanların lordu. <laughs> Zehirli gerçek olmayanlar. Duriel, Lord of Pain. Yani acının şeyi. Yani fiziksel acıdan bahsediyoruz burada tabi. Yani öyle ki şeytanlar bile onun eziyetine katlanamıyor. Yani öyle bir acı şeyi var yani onda. Andariel, Anguish'in Lord değilim. E, Duriel'le ikiz kardeş bunlar bu arada. E, hani Duriel'in verdiği fiziksel acıyı e, Andariel'da mental olarak veriyor. Mind and soul zaten e, akla ve ruha veriyor acıyı. Azmodan hepimizin tanıdığı Lord of Sin günahların şeyi. Ya bu günahların deyince bu arada tam tabi net belli olmadı ama Hristiyanlık inancındaki bazı şeyleri de atıfta bulunuyor haliyle. Yani oyun öyle bir e, ne derler coğrafyadan doğduğu için. Yedi büyük e, günah generali de varmış oyunda. Tabi daha biz ortaya çıkartamadık tam olarak bazılarından bahsedebiliriz. Ayrı bir video konusu. Onların generali olarak görülüyor Azmo'dan. Öyle söyleyeyim özetle horde from the vile cavities of the burning A host of ravenous, Burada biraz işte süslü cümleler, süslü şeyler. Yani önemli bir şey yok merak etmeyin o Daha saymadığımız sayısızca kötülük var falan. Anunun <laughs> spine Anunun bel kemiğinin iplerinin bel oluşumu. <laughs> Neyse özür dilerim. <laughs> Bipleyin burayı. Ee, Anunun bel kemiğinden oluşan kristal arktan doğan melekler kısmına geliyoruz şimdi de. <laughs> ee, buradaki işte doğan meleklerden en safları, en saf forma sahip olanları e, ee, işte ne derler yüksek melek melek komutanı Archangel yani İngilizcesi işte olarak form buluyor. Yani bu Valor tam aslında şeyi işte ne söyleyeyim hani vakur, gururlu, onurlu işte şeyde Imperius meleklerin başı öyle söyleyeyim. Zaten dikkat ettiyseniz işte melekler genelde beyaz bir e, özüt formuna e, dönüşüyorlar. İşte kanatları falan beyaz. Şekilleri farklı ama genelde beyaza çalan renkte. Imperius sarıdır. E, hem çok güçlüdür ama çok da kibirlidir. En büyük aptallığı da bu zaten. Kibiri Zaten onun önüne geçiyor diyor burada da. Former Archangel, of Former Archangel of Justice. Şimdi arkadaşlar burada dediğim gibi artık hikaye form buluyor. Biz boomerlarda yavaş yavaş bunu atlatmamız lazım. Biz Tyrion'ı Archangel of Justice. Hatta böyle Diablo 3'te işte you cannot judge me I am justice itself falan diye böyle haykırırken gaza geliyor. Allah'ını seveyim ulan falan tarzı moda girdiğimiz bir arkadaştı ama artık eski diye geçiyor çünkü e, zaten bahsettiğim videoda melek kanatlarını yıkıp bir yani söküp yıkıp diyorum. Söküp bir insan olmaya karar veriyor. O gün bugündür de artık former Archangel of Justice yani adaletin eski baş meleği olarak anılıyor. And, his rigid to justice, and took up the aspect of wisdom instead. Şimdi bilgeliğin baş meleği olarak görev oluyor. Maltel'in yerine ona da gelecek. Maltel'de anlatacak. Burada aslında küçük böyle güzel bir şey söyledi. Onun yardım olmadan Sanctuary gerçekten zor durumda olacak ama bizim benim de hala beklediğim Evet Trial şu anda insan formuna dönüştüğü için herhalde aradan böyle bir uzun yıllar geçti işte öldü. Hatta Lorat onun mezarına konuşuyordu falan diyorlardı Diablo 4 e, game trailer'ın başındaki videoda. Trial'ın yeniden doğmasını bekliyorum çünkü hiçbir zaman yani tamamen özüntünü yok etmediğin sürece melekler ve şeytanlar yeniden 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 doğuyorlar. Zaten... Ee, işte zamanın başındaki var olan savaşa da sonsuz savaş denmesinin sebebi bu. Melekler ölüyor. İşte Kristal Ark'tan doğuyorlar. Ee, işte iblisler ölüyor. Sonsuz çukurdan geri doğuyorlar. Böyle bir kısır döngü içinde e, dönen bir savaştan bahsedildiği için zaten sonsuz savaş oluyor. Ben Tyrael'ın geri dönmesini bekliyorum. Inarius burada çok kısa değiniyor. Creator of Sanctuary deniyor. Ee, işte dünyamızın yaratıcısı olarak Tyrael'ın eski teğmenlerinden Önemli bir karakter. Bu oyunda çok sık göreceğiz. Ee, şöylece bir geçiştirmiş gibi duruyor ama geçiştirmeden eminim çünkü daha ilerleyen videolarda değinilecektir. Ariel, e, umudun baş meleği. Biraz şey gibi görünse de aslında diğer baş meleklerden yine aşağı kalır yanı yok. Çok daha güçlü bir baş melektir. Korkulması gerekir. Teryl de çok önemli bir karakter arkadaşlar kaderin baş meleği elindeki o tuttuğu scroll'u görüyorsunuz orada bir yazıt var o yazıtta her şeyi görüyor yani şu anda savaş ne oldu bir sonraki gün ne olacak ileride bu savaşın galibi kim falan her şeyi biliyor. Malthael da bilgeliğin eski baş meleği şimdi onun yerine Teryl bakıyor ama Teryl yok ortada. <laughs> Aspect of Death'e dönüşmüştüm Altya Diablo 3 Reaper of Souls eklenti paketiyle Biz de onu orada öldürmüştük Bunu da bekliyorum Yeniden doğmasını çünkü özütünü tamamen Yok etmedik her şeyden önce kimse ölümü durduramaz dediği cümlesini hatırlatıyor Malta'nın. Bu arkadaşlar cenneti bir e, uyum içinde yönettiler. maltel onlara yanet edene kadar düşünüyor da tabi falan yaptıklarını bilmiyorsunuz sen. Ee, cennet ve cehennem arasında bir üçüncü alemden bahsedebiliriz. Bizden mi bahsediyor? Zaten diyor ki bizim hikayemiz de buradan başlıyor. Anu ve tahtamın birbirlerini e, yok etme pandemonium denilen bir e, düzlem oluşuyor. Anu'nun gözü oraya e, oturuyor diyelim. Mount Size burada daha büyüklüğünde bir artifekten bahsediyoruz. E, ölüme ve doğuma yön verebilen, işte alemler yaratabilen bir şey. Yani Eternal Conflict'in sonsuz besleyicisi oldu diyor burada. Hani Eternal Conflict'in devam etme sebebi olan şey o. Inarius ve Lilith onu çalana kadar. Şimdi şöyle hemen bitireyim. Video aslında bitti burada. Ee, şey olarak işte Eternal Conflict'te anlattı burada. Melekleri ve şeytanları tanıttı bize. Ee, ve Anu'nun gözü nedir işte sonsuz savaş neden doğuyor. Lilith ve Inarius Anu'nun gözünü çalıyor ve işte Sanctuary'i oluşturuyor, kuruyor. Buraya giriyor zaten hikayemiz, bizim hikayemiz de burada başlıyor diye. Orada kısa bir not düşüyor ve e, hikaye anlatımını bitiriyor. Lorat burada, ben de aynı şekilde yapacağım. Devam edelim, son birkaç cümlesini <laughs> daha doyalım. Da i̇şte geç oldu hadi yatalım, soğuk geliyor falan fışı fışı. <laughs> Eğer hayatta kalırsan yarın tekrar gel. Ben sana e, yaratılışımızın hakkındaki hikayeyi anlatmaya devam edeceğim ve yaratıcılarımız Lilith ve Inarius, annesi ve şey Sanctuary'nin annesi ve babası. Şimdilik dinlenelim. Dua etki ki e, rüyalarım benimki kadar gerçek şey karanlık olmasın gerçek ödüyorum özür dilerim karanlık olmasın şimdi ben şu görseli alacağım birkaç yorum yapacağım e, konuyla alakalı çok da uzatmayacağım video çok uzadı farkındayım 20 dakika oldu ee, hemen toparlayayım birkaç cümleyle Bitireceğim şimdi arkadaşlar çok güzel bir görsel Hazırlamışlar ee, özellikle Diablo evreninin Sanctuary dışındaki Diablo evreninin Soy ağacıyla alakalı ee, Sağ tarafta melekler kısmını görüyorsunuz. Sol tarafta da şeytanlar kısmını görüyorsunuz. Zaten solcular hep şeytanlar. Neyse pardon video konseptinin içinde değil. Velhasıl arkadaşlar şunu söylemeye çalışıyorum. Çok güzel bir giriş yaptılar bu konuyla alakalı. Ben şahsım adına fakir olduğum için bu of Lorat'ı satın alamayacaktım. Bu benim için çok iyi oldu. Sayfa sayfa işte paylaşan insanların pdf'lerinden falan çakmaya çalışıyordum. Bulmaya çalışıyordum. Çünkü orada anlatacağı hikayeleri merak ediyor ve size aktarmak istiyordum ki videolarımda aslında mesela işte ben şuradan alıntı yaptım ben buradan alıntı yaptım tarzında bir şey söylemiyorum ama pek çok hikaye bu Bukov Edria, Bukov Book Bukov Cain gibi kitaplardan geliyordu. Ee, hatta ve hatta ben şimdi e, Book of Lorat'ın anlattığı hikayeyle alakalı e, şöyle güzel bir şey söyleyeceğim. Biraz da kendimi öveceğim kusura bakmayın. Onun için şimdiden özür diliyorum. Biz bunu yapmıştık arkadaşlar. Biz bunu yapmıştık arkadaşlar diyor ve şu görseli açıyorum. Hemen kanala giriyorsunuz Anu ve Tahtımınıt'ın hikayesini açıp Türkçe dinliyorsunuz arkadaşlar. Burada da e, az önce Lorat'ın bahsettiği e, hikayeyi size aktarmış olmuşum geçmiş şeyde. Ve diğer hikayeleri de merak ediyorsanız Diablo, Türkçe Lore, Diablo evreninin hikayesi isimli... E, Oynatma listesinden bütün hikayeyi Diablo 4'e kadar olan tabii ki bütün hikayeyi e, takip edebilirsiniz diyeceğim ve e, kendimi övme kısmı bu kadar da bitecek ve daha sonra diyeceğim ki e, Lorat'ın bir sonraki videosunda görüşmek üzere diyeceğim ve ben e, bundan dolayı şöyle e, içimde tutamadığım bazı duyguları da sizinle paylaşmak istiyorum çok güzel çok mutlu oldum. Özellikle Blizzard ve Diablo yapımcılarının e, böyle bir şeyi e, publik olarak yani halka paylaşmalı halka paylaşma. Yani bizimle paylaşmalarından dolayı ben de sizle paylaşmalarından dolayı çok mutluyum. E, umarım hikayede bilmediğimiz e, işte karanlıkta kalan, köşede kalan bazı şeyler de e, aydınlanmaya başlar yavaş yavaş. Ve e, buradan Deckard Kane'in işte toprağı bol olsun, ruhu şad olsun diyelim e, yerini Lorat alıyor yavaş yavaş artık Diablo evreninin hikaye anlatıcılığını Lorat'tan dinleyeceğiz. Kendisi Horadrim kardeşimizdir. Her zaman gönlümüzde yeri var. Deckard'ın yerini alamasa da yavaş yavaş kendisiyle olan dostluğumuzu pekiştireceğimizden eminim. Evet böylelikle videonun da sonuna gelmiş olalım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın sizleri seviyor ha.